Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün SummerSlam tüneline girdiğimiz bugünlerde hepinize merhaba diyoruz. Ve yanımda şu an Caner Önemle birlikte Ege Yürüten var. Merhaba Ege. Merhaba Burak, nasılsınız? Ya Allah'a çok şükür iyiyiz. SummerSlam yoğunluk biraz başladı. Önümüzde etkinlik haftası var. Güzel bir yaz olsun diye güzel anlar bırakmak için yine beraberiz. 40 dakikalık haftalık değerlendirmelerimiz olacak. Güzel bir rav oldu bir de. Aynen, güzel bir rav şovu oldu. Ayrıca inşallah bu Şafak falan Erdi Junior tayfası da heves ederse onlar da SmackDown'u devralır. Yine bir brandler savaşı yaparız. Ancak onlar gelene kadar şimdi biz Raw ve SmackDown yayınlarını yapacağız. Öncelikle hemen Caner'e de merhaba diyeyim bu arada. Caner nasılsın? Aleyküm Seth Rollins bu arada. İyiyim abi, sen nasılsın? Sözü sunucu Ege Yürüten'e bırakıyorum. Ege Yürüten buyurun. Evet. Great Balls of Fire oldu tabii ki bildiğiniz üzere. Evet. Sonuçları zaten hepiniz biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Açılışa geçiyorum direkt. Aha. Great Balls of Fire'da maçını kazanan Big Cass ringe geldi. Evet. Enzo Amore'yi dağıttı, biliyorsunuz ki hiçbir şey yapamadı. Hı hı. Seyircilerden Cass All chantleri geldi. Ondan sonra Big Show geldi. Giant'ların maçını seyredeceğiz gibi duruyor şu anda. Big Show, Big Cass galiba kim daha big maçı. Aynen öyle. Ya. Big Cass'in geçiş süreci olarak adlandırıyorum ben açıkçası. Çünkü McMahon'ın Big Cass'in çok sevdiğini biliyoruz. Sonuçta haberler de çıkıyor. Meylemen putasına girebilir yani bu adam. Ya ben çok sevmiyorum ama. Çok zor ya. Ben sevmiyorum ama haberleri okudum. Böyle geçmiş haberleri de okuyordum. Hep bu haber hakkında, Big Cass hakkında hep olumlu haberler düşüyor yani, biliyorsunuz siz de. Ya hani kaslı olduğu için. Aynen, kaslı. Onu geçen sene çok konuşuyorduk. Kaslı güreşçi, kas. Evet. Bu arada kas demişken evet. Şunu not düşmek istiyorum. Şu Samoa Joe'ya bir değin sen. Çok rahatsız oldum. Ağzımdan lafa aldın Egeciğim. Arkadaşlar abi, biz senin, o konuda biz o konuda teşekkür ediyorum. Acaba manken mi değerlendiriyoruz yoksa güreşçi mi değerlendiriyoruz ya? Orada tip, fizik uygun fizik diye değerlendirmemiz gerekiyor bana kalırsa. Hatta ring içine kendini yansıtabileceği en uygun fiziği de, ben chatbox'ın da görüşlerini merak ediyorum bu konuda. Ama manken değerlendirilmiş gibi herkesin 5-6 puan vermesi beni derinden üzdü. Ya manken izlemiyoruz sonuçta yani. Ben orada bir isyanda bulundum. Sen bir şey diyordun. Kestim seni Caner, kusura bakma, söyle. Yani senin attığın yoruma baktım. Hakikaten 5-6 puanı gördüm. Saçma buldum çünkü Samoa Joe bence komple bir güreşçi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü her şirkette böyle bir adam lazım abi. Bakın en kötü dönemde bile, en kötü dönemin de yani geçiş sürecinde bile çıktı meydana. Paşa paşa Lesnar'la kapıştı yani ki Brock Lesnar bundan memnun kalmış yani. Of muhteşem bir performans sergiledi. Yani tabii. Samoa Joe'nun Great Balls of Fire pay-per-view'unda yaptığı performans, çıkardığı performans ve mikrofonda kendini ifade etme yeteneği, ya bunu kimse 10 üzerinden 7 veremez buna. Ya 8 verirsin, ya 9, ya 10. AJ Y2J demiş bu arada. Fiziki görünüş puanları neydi Kevin Owens'a verilen? Aynı. Manken değerlendirilmiş gibi. Alayım. Evet, buyur. Kevin Owens'ın 2. defa puanlanacağını da buradan duyurmuş olayım sürpriz olarak. Çok güzel. Onun dışındaki güreşçileri söyleyeyim. Emma bugün puanlanıyordu. Dean Ambrose, Roman Reigns, Roderick Strong, Becky Lynch ve Braun Strowman olacak puanlanan güreşçiler, Emma haricinde. En çok forum tarafından seçilen isimler bunlar oldu. Bunu not düşelim. Samoa Joe bir daha olmayacak değil mi? O kaldı yani. Yok. Öyle. Kaldı. Anladım. Bir günde insanın fikri değişmez ki Joe ile ilgili sonuçta. Tabii ya. Ya bence konuya not düşmeliydik. Manken yorumlamıyoruz arkadaşlar. Güreşçi puanlıyoruz demeliydik. Ya delirdiniz mi lan siz? Yeter artık Braun ya. Braun bana göre daha iyi buluyorum mesela fizik olarak Joe'dan. Ya abi Big Man gibi duruyor. Olacak iş değil ya. A kardeş. Ama Samoa Joe, Samoa Joe yıllardan beri böyle ama. Biz böyle bir ülke değildik. Yok ben şey sadece fizik olarak diyorum karakter. Aynen ama alıştık yani. TNA'de de böyleydi yani biliyorsunuz siz. Ring of Honor'da da böyleydi bu adam. Ya bu adam, o fizik, o fiziğin sert, kalıplı ve teknik güreş yani Kevin Owens'ın içinde bulunduğu o stil güreşin bir numaralı temsilcisi abi. Yapmayın kesinlikle ya. Ya bu bir de bu... şöyle şikayetler de oldu. Neden tek finisher'a gitti? Zaten finisher'ın olayı bu. Bir defa vurdun mu bitecek adam. Evet bu arada. 3 defa aldım. Söyle. Çok saçma geliyor bana göre yani. Bir defa vurdun, bir de kalktı, iki de kalktı. Finisher dediğin tekte gitmesi gerekmez mi bu adamın? Öyle öyle. Cedric Alexander'ı yani kelime anlamı o bu. Cedric Alexander'ı da tekrar puanlar mısınız diye istek var bu arada. Joe o vücutla neler TNA'de neler yaptı demiş Emre Toker. Kesinlikle katılıyorum. Ya 2006-2008'i çok iyi izleyen bir sürü TNA arşivlerde var. TNA Pay-Per-View incelenmesine yardımcı abi, olan. 2009-2010 da iyiydi yani. Ya, hayır Joe hakkında konuşuyorum. 2013 bile iyiydi abi. O bölümde Samoa Joe gerçek potansiyelini yeteneğiyle birleştiriyor. Yani kesinlikle Hikmet Zeybek demiş Samoa Joe çok sağlam hissi veren adam. Katılıyorum. Katılıyorum. Doğru. Mesela gerçi ona sonra değiniriz. Şimdi Raw Show'un da yaptığı muhteşem promoya sonra değiniriz. Yani ne diyorsun şimdi Big Cass Big Show alakalı? Bak ben bir soru sormak istiyorum hem chatbox'a hem size arkadaşlar. Biraz rol çalıyorum Ege'cim kusura bakma. Biraz sıkıntı doluyum bu konuda galiba. Benim doluluğum da gelecek sıkıntı yok. Big Cass niçin abi yeni bir giant yaratmışsın sen? Braun Strowman diye. Böyle acayip çok muazzam. Böyle acayip potansiyeli main eventer güreşçiler de varken Big Cass'i niye ayırdın Enzo'nun yanından ya? Gerek var mı diyorsun değil mi? Ya yenice bir giant yaratmışsın. Bu adamı Braun Strowman'ın karşısına bugün koymayacağına göre yeni bir giant yaratmışsın ve muhteşem New Day'in Raw'daki hali, muhteşem reaksiyonlar alan adam. Sözünü kesiyorum abi. Evet tabii. Burak'ın beklenenden daha iyi çıktı bence yani. Bence böyle beklemiyordu kimse. Ben bambaşka çok beğeniyorum. İnanılmaz beğeniyorum. Yani Roman Reigns gömer gider diyordum ben. Orta normal haline geri döner diyordum yani. Braun Strowman inanılmaz geliştirdi fiziğini. O muhteşem ilk geldiği yani zamandaki göbeği yok. İnanılmaz geliştirdiği gibi fiziğini ring içinde de çok atletik. Bu şu an daha aklıma gelmiyor. Dizleri yatarken dizlerinin üstünden kalktığı keep bir yer. Keep up. Ha. Abi bu Shawn Michaels yapar bunu tamam. Abi Braun Strowman yapıyor ya. Böyle muazzam bir şey olabilir mi? İnanılmaz bir yetenek ya. WWE'nin karakterine çok uygun, ürkütücü bir sesi de var yani. WWE'nin son yıllarda böyle bir giant'a ihtiyacı vardı. Mark Henry ile kapatmayı denediler. Evet. WWF tavanındaki Big Show'a benzemiyor mu abi? O ilk parladığı zamanlardaki Big Show. Ona benziyor. Ki ondan daha atletik hali yani. Öyle korkutucu anlamında söylüyorum. Yani Big Show bugün o atletizme ulaşmaya çalışıyor ama yaş bir kemale erdi. Kardeşim yani, Kevin Owens konunun bir yorumu var. Adam olmaya başladı bir de sosyal medyada. Burası çok güzel bir durum. Onun bir sözü var ya I am not finished with you diye bağırıyor sürekli. Roman Reigns'e. Genelde herkes aslında bir tek Roman'a değil. Adam viral olmaya da başladı yani sosyal medyanın da ilgisini çekiyor. Yani Strowman en yakın zamanda main title alır demiş Kamil Kürşat. Kevin Owens kardeşim Brown'un bu yeni halinde gelip koyup gittiği zaman ağlıyordu forumdakiler. Yani ağlayan varsa buyursun chatbox'a tartışalım tabi. Code Blue demiş Enzo Big Cass The New Day gibi bir takım resmen çok iyi eğlendiriyor. Ve çok güzel reaksiyon. Katılıyorum. Çok güzel reaksiyon alıyorlardı. Böyle bir stratejik takımı tutup dağıtmaları acaba Big Show'la mı birleşecek? Yani Enzo hakkında büyük bir plan olmayabilir. Acaba Big Show'la birleştirip mi bu funny segmentlere devam edecekler bilmiyorum. The Great Balls of Fire'daki Cruiserweight'i de salabilirler. Ya hiçbir şey olmaz. Bitirir, öldürür. Federasyon da bence herkesi öldürdüğünün farkında. Cruiserweight demişken geleceğiz olsun Erize. Ya çok Ben Big Cass'in de fiziği çok zayıfladı ama bu aralar. Öyle. Big Cass hep öyleydi sanki. Big Cass hakkında büyük bir plan varsa Big Cass hakkında plan varsa Enzo Big Show'la beraber takım olmalı diyorum ben. Hoş geldin Stephen Trueway. Evet. Tabii Enzo'nda yok olmaması için güzel bir şey. Altta demiş Atahan Altuntaş, WCW Guy. Takımları sayar mısınız demiş. Doğru, takım kalmadı şu anda ya Raw'da. Ya Revival olur mu canım? Revival, Hardy'ler. Ama Revival daha olmadı. Revival Club daha seyirciye kendini göstermeye çalışıyor. Kaç defa gözüktü ki bu adamlar? Sheamus, Cesaro. Ya, ana kadroda. Ya Hardy'ler kadar momentumları olmayabilir. Bu arada Hardy'ler demişken bir konuyu değiştirecek miyiz ha Ege? Konudan konuya atlıyoruz. Şunu söyleyelim. SummerSlam döneminde takım divizyonu canlanacak belli ki. Ben tek beklemiyorum. Birkaç takım bekliyorum. 3-4 takım galiba. Ki çok iyi olur bence. Ya Brook'un gimmickini konuşalım mı? Hardy'ler de aradan çıksın. Brook'un gimmicki gelecek mi? Ya. Şimdi şu aradaki şu çerez maçı çıkartalım. Evet. Finn Balor Elias Samson maçı oldu. Finn Balor normal maç sonucu kazandı. Elias Samson devirmiş oldu. Kısa bir feodunda belki de sonu oldu yani. Ya Finn Balor açıkçası buralarda hala kemer rövanşı da istemiyor. Çok ilginç bir şekilde. Hani haftaya ana kemer için contender maçı yapılacak. Benim bildiğim Finn Balor'un çıkıp ya arkadaşlar ben bu kemeri sakatlandığım için bıraktım. Benim kemer hakkım nerede? Ben kaybetmedim bu kemeri demesi gerekirken Elias Samson diye bir benim yeni Fandango olarak gördüm. Adamla çerez maçına çıkıyor Ege'nin dediği gibi. İnanılmaz buluyorum. Ama Samson bir değişik geliyor bana ya. Fandango'dan daha şey olabilir, sükse yaratabilir. Üstüne düşünülürse. Bilmiyorum, bana bir garip geliyor. Çekici buluyorum ya ben yani Samson'ı. Ya bilmiyorum ama çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Fandango tarzı bir gimmick'e dönüşebilir. Yani ringde yaratması. Ben beklemiyorum abi. Ringde... Fandango olmaz da. Fandango olmaz abi. Jeff Jarrett mi olur? Takılır yani. Ha, Midcard'da takılır evet. Finn Balor rövanş alamadı. Kevin Owens alamadı. Goldberg alamadı. Çünkü Samson'da böyle kendine çeken bir şey var abi. Tam kardeşim, böyle odaklanamadık ama. Kardeşim Kevin Owens başka işler peşinde koştu. Goldberg federasyonda yoktu. Yani şimdi Finn Balor'la kıyasladığın adamlar Finn Balor'la aynı durumda değil sanki ya. Ya gitarı bırakıp kıvırtacak diyorsun demiş AJ, Kevin Owens, Chris Jericho 111. Evet. Bu arada 34 kişi olmuşuz. Herkese hoş geldin diyelim. Aynen öyle, hoş geldiniz. Finn Balor aynen Intercontinental için kullanacak bence. Universal Championship için daha çok dev adam güreşi görülüyor. Evet. O konuya da geleceğiz. Ben o konuda gelelim o zaman. Aynen. Bir sormak istediğim soruları var. Evet Ege. Hardy Boys önce ringe geldi. Kaybetmelerinin açıklamasını yapmaya çalıştılar kendilerince. Arada obsolitler, brokenlar havada uçuştu. TNA günlerine atıfta bulunuldu. Ondan sonra The Club geldi. Kaybolmuş takım The Club. Ondan sonra maça çıktılar. Jeff Hardy kurtaramadı Metal'i tuş olmaktan ve kaybettiler. En sonunda da Revival geldi. Hardy Boys'a saldırdı ve üstün kapattı segmenti. Abi Club'ın kendi hatırlatması mesela güzel bir olay. Çünkü Club tam böyle ısınamadı gibi hala bence yani. O beklenilen şeyi yakalayamadı bir türlü. En azından bu şirkette onu söyleyelim yani. Anderson'la Gallows'un alınma amacı zaten şeydi. İki Club böyle fetişisti yaparız. Tumblr girl'ler coşar. Onun hakkında plan olduğunu düşünmüyorum bile ben. Değil mi? İşte Finn Balor'la yan yana gelir. AJ Styles'la yan yana gelir boş zamanlarında. Yeter o kadar. Ki ben hiç duymuyorum öyle ürün sattırıyormuş da hani şuymuş da buymuş da hiç duymadım, rastlamadım da yani. Kardeşim bu Metardi'nin Cray ne zaman çıkacak ya? Update lazım adama. Yani gerçekten hissettiriyor onu. Brock'un olmadan çok kötü ya. Beterdi. Ben TNA'deki hallerini özledim. O günlerini hatırlayın abi, o Brock'un hallerini. Bir dakika Buğra abi, sen şeyi biliyorsun da 2010 döneminde adama sövüyorduk ya. Beter diye sövüyorduk yani bildiğin. Ya boş ya. Ve kendisi de Brock'un gimmickini istiyor. Belli ring içindeki her hareketi Brock'un. Yani delete neyse. Bu olmalı artık ya. Bu adamların öyle muazzam maçları oldu ki Brock'un gimmick halinde. Dikeyle olan maçlarını sayabilirim mesela. İlla ki izlemişsinizdir çoğunu. Tabii. O Bound for Glory'deki maçları. Buğracığım sen de izlemişsindir. Bound for Glory 2006'yı izledim. 2016'yı izledim. İnanılmaz maç. Çok güzel maçtı ya. O elektriğin kesildiği show. Bound for Glory'ydi değil mi? Aynen. The Great War. Aynen öyle. Bir de normal çekim oldu işte, delete or decay diye. Vallahi inşallah Kray'ı çıkar diyebileceğim. Brock'un olayında demek ki gelişme var ki sürekli dillendiriliyor yani, demek ki olacak bir şeyler. Alttan fitilleme yapılıyor. Tabii. Yani bizlere. Milleti hype'landırıyorlar yani yavaştan. Ya seyirciler de heyecanlı. Seyir dediğin gibi. Tabii seyirci bekliyor, ateşi bekliyor yani, yanalım diyor adamlar. İlginç. Revival geldi bir de sonrasında. Değil mi? Geldiler, saldırdılar. Revival'ın da alışması için iyi bir segment olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da momentum kastılar. Güzel bir şekilde biz buradayız dediler. İyi bir giriş oldu. Seyirciler kim bu ya deyip merak edip hafızalarda yer edindirdi Revival kelimesini. Ben çok beğendim. Hardy's de çok iyi bir seçenek bence Revival için. Hardy's çok iyi bir seçenek bence. Katılıyorum. Muazzam bir seçenek. Çok iyi. Yani geçmişlerinden... Hem Revival'ı yükselecektir. Aha, hem de Hardy Boys kaybedecektir %99 bana göre. Ondan sonra dağılma demeyeyim de Brock'un olma süreci hızlanacaktır yani. Abi, iyi iş çıkardı yani bence. Arkadan iyi iş çıkarmış. İyi düşünmüşler yani bu olayı. Booker takımı sonunda NBA maçları var kafasından çıkıp show yazmaya geçmiş yani. Aynen öyle. Ya biraz da SummerSlam'e girişin ben önemi olduğunu düşünüyorum. SummerSlam'de radyoların başlamasının bir başka sebebi de o. Senaryo olarak maksimum zenginliği görecek olmamız. İnşallah tabii izleriz, geçen seneye dönmez. Tabii ana kemer olayı mesela hala belli değil abi. Üçlü maç mı düşünülüyor, dörtlü maç mı? Değil hala mi? Karışık bak. Bir yanlış şov kapatmayalım. Tamam. Evet, devam et Ege. Klasik Raw'larımızı, klasik segmenti. Egeciğim bölüyorum. Stephen Trueway çok güzel bir soru sormuş. Sizce takım olarak mı yoksa dağılarak mı Brook'un olurlar? Takım olarak diye düşünüyorum ilk başta. İlk başta takım olarak düşünüyorum. Alper, takım olarak ilk başta. Aynen öyle. Ne kadar dengesiz bir adamsın. Telefon numaram 0506 313 75 40, ben sana atacağım. Hadi. Evet. Miss TV, klasik bir Miss TV segmentimiz oldu. Her Raw'ın vazgeçilmezi. The Miz gene dayak yiyordu. Şeye benziyor değil mi biraz Ege? Bu 2008'deki La Familia'ya benzemiyor mu? Age'in öyle bir şeydi galiba. La Familia. Aynen işte, aynen. Zack Ryder'la Domalan Kurt Hawkins. Ona benziyorlar ya. Aynı o yani. Miz kendi ödüllerini dağıttı. Mizis diye. Değil mi? Beyler vallahi... bu biraz şeye benzemiyor mu ya? Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olup da Beşiktaş şampiyon yapmasına benzemiyor mu ya? Yavaş. Ooo, neler dedim? Yavaş. Değil mi? Diyorum ama o konulara girmeyelim, çıkamıyoruz. Kardeş neyse de hoş geldin İsmail'cim. Biraz konuşacağız bugün, boş ver. Evet, dinliyorum Ege. Ondan sonra işte Dallas'a Exil'a ödül veriyor. Eşi Maris'e ödül veriyor. Kendine de ödül veriyor. Tabi orada Dean Ambrose dalgasını geçiyor. Dean Ambrose'la dalgasını geçiyor. Seth Rollins bu arada, oraya gelirsek. Sonra 3'e 1 gene klasik atak, saldırı. Sonra Seth Rollins geliyor. Neden geliyor? Çünkü Miz dalga geçerken Seth Rollins'i de işin içine katıyor. Kardeş ne olacak bu Seth Rollins'in? Ondan sonra segment bitiyor. Caner ne olacak bu Seth Rollins'in haliye? Aynen. Abi gümbür geliyoruz şu an, böyle bir pusudayız, böyle hava pustu çünkü ama geliyoruz yani. Caner senin ÖSYM'de edebiyatta 56'da 56 yaptığın gibi yapabilecek mi sette önümüzdeki sene 56'dan? Bu arada 56'da 56'da kimin sayesinde oldu? Seth Rollins sayesinde oldu çünkü onun varlığı bize yetiyor biliyorsun. Of. Neler dedi bunun ya. Kaslı vücudun resmini ne zaman atacaksın foruma? İnsanlar çıldırıyor. Karın kas. Yazıyorlar bana. SummerSlam dönemi her şey olacak. Siz rahat olun biraz. Kendiniz rahata alın diyorum. Abo, SummerSlam'de çıplak fotoğrafını atacak olması gene. Tabii. Special hem de böyle. VIP bölümü. Emekliler bölümüne de attın da ben de göreyim. Abo. Yani çok hoş bir segment oldu Miss TV bence. Ya bu Ambrose olayını Great Balls of Fire pay-per-view gecesi de böyle bir çıtlatmıştık sanki. Böyle bir spoiler mı var ya? Ya şöyle bir spoiler var, evet. Ambrose Hill, Seth Rollins face periyoduya girecekler diye. Benim bildiğim bu. Ambrose kötü karakter yani. Seth Rollins iyi karakter. E hani onun tek team olacak falan diyorlardı. Pazar gecesi. Şimdi gelelim ona. Dean Ambrose Seth Rollins'e hesap soruyor arka alanda. Ondan sonra sen benim işime karışma. Senin yaptığını biliyoruz. Seth Rollins'e kendini affettirmeye çalışıyor o sırada tabi. Daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum tarzında. Kendi işine bak, benden uzak dur diyor. Seth Rollins'e şaşırıp bakıyor. Böyle tam anlamıyla olmasa bile ama Sheamus'la Cesaro'nun ilk dönemlerine benziyor abi. İlk dönemini hatırlarsınız böyle. Aynen. Çekişmeli. Onunla benziyor yani. Ya şöyle bir senaryom var. Gelecektir onlara yani. Evet. Şöyle bir senaryom var. Belki SummerSlam'de kıtalar arasında geçebilirler ikisi. Ama sonrasında mutlaka bir TT olacaktır diye düşünüyorum ben. Dean Ambrose Seth Rollins'in. Emre Bey Ambrose Intercontinental'ı tutarken Rollins ile Feud'a girecekti. Ambrose Heel, Rollins Face olacaktı. Böyle bir planları varmış. Bu ya eski bu defter diyor. Tek düze olurdu. Çok tek düze olurdu. Kardeş yani SummerSlam'e bak şimdi çok konuşmak istemiyordum açıkçası SummerSlam hakkında ama şunu söyleyeceğim. Ya abi Finn Balor, Dean Ambrose, The Miz, Seth Rollins, ana kemer maçına girmeyecekse Joe, ana kemer maçına girmeyecekse Strowman, yine ana kemer maçına girmeyecekse Reigns. Abi Bray Wyatt unuttun, o da var. Bray Wyatt, çok özür diliyorum. Buradan Ahmet Sefa buradaysa yani tarihin en sağlam kadrolarından birinin elinde bulunduruyor WWE. Bunları SummerSlam'de güzel senaryolara sokalım ya. Ya bu ki şirkette bu seferki SummerSlam'e çok iyi yazılanıyor abi belli ki. Haberler düşüyor yani. Kesinlikle. Çünkü şeyden korktular. New Japan Pro Wrestling tehdidinden korkmaya başladılar. Tabii diğer de bir yandan bastırdığı için korkuyorlar abi yani baştan. Çünkü diğer reis biliyorsun dağıtıyor yani konumda. Yani çünkü adamlar bir alternatif olmaya başladı. Amerika'da şov yaptılar. Aynen öyle. Okada diye muhteşem bir yıldızları var. Yıldızımız var diyelim. Twitter'da o gün birinci olmuşlar galiba. Bu şeydi. Kenny Omega muhabbeti ne? Okada'nın şeyi Kenny işte. Omega eşittir komple bir güreşçi abi. Başka hiçbir şey demek gerek yok bence. Bak New Japan'da Pro Wrestling'de şöyle bir şey var yani. AJ Styles mesela WWE'de tek ya. Orada bir sürü AJ Styles var. Hepsi güreşebiliyor. Hepsi ring içinde bir şeyler yapabiliyor. Hepsi kendini izletebiliyor. En az 10 tane adam var yani. İlginç. Yani ben birkaç defa doktorun tavsiyeleriyle izledim. Alışması çok zor. Ama alışınca çok zevk alıyorsun yani. Jinder Mahal'a katlanmaktansa bunu izliyoruz. İsmail güzel bir ara konu oldu bu. İsmail de diyor ki NJPW ve WWE savaşı izleyeceğiz diyorum ben. The Invasion senaryosu gibi diyor. Ya öyle bir senaryo olacaksa WWE kazanacak tabii ki de. Ama şunu söyleyebiliriz abi, artık WWE belli ki ciddiye alıyor bir şeyleri. Çünkü geliyorlar abi, adamlar geliyorlar yani. Ya WWE tehdit görmeye başladılar. Tabii. Ticari olarak tehdit ettiği için bak WWE'nin kemik kitlesi smart fanlar. Tamam, sattığı belki reytinglerde izlettiği çocuk kesim PG'nin hedef aldığı hedef kitle olabilir fakat kemik kitlesi smart fanlar. Yıllardır WWE'yi izleyen kitle smart fanlar ve smart fanları diğer şirketler kapmak için başka başka projeler üretiyorlar. Mesela uzak doğu güreşi smartfanlar için inanılmaz çekici halde şu anda. Ya WWE bir şeyler yapacak ve elindeki yetenekleri ve ekonomik gücünü kullanarak smartfanları bünyesinde tutmaya çalışacak. Bu uzak doğu güreşiyle bir ortaklık olur mu? Bence zor. Bence zor. Ama smartfanları elde tutmak için böyle CM Punk Cena 2011 senaryosu gibi, Money in the Bank 2011 senaryosu gibi ya inanılmaz bir senaryo bu arada. İnanılmaz büyük bir senaryo gelebilir diye düşünüyorum. Ha. Mesela Impact'i yani GFW hiçbir zaman tehdit olarak almadı yani WWE. Olur mu canım, 2010 draft'inde SmackDown'da main eventer kalmadı. Raw'a dolduruldu ya herkes. Ya yakın zaman olarak diyorum ben. Ya öyle canım, o zaten Impact karşısında duramadı WWE'nin. Güçleri bir yere kadar yetti abi. Evdeki imkanlar. Tabii yani canım, ilk show 1.40 rating. TNA'nin ilk pazartesi canlı gecesi şovu 1.40 rating. İkinci şov 1.10 rating. Üçüncü şov sıfırlara düşüyor. Ki öyle bir kanalda Spike TV'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü, o zamanlarda UFC yayınlıyorlar. Televizyon kanallarının birindeyken bu reytinglere ulaştılar. Duramadılar. Aynen dediğin gibi WWE karşısında direnemediler. Abi bu arada 8 dakika yanlış var, istiyorsan yayını uzat. Ya olur sıkıntı değil. 40 dakika 45 olur, şey olur. Egeciğim devam edelim. Ya ben şöyle bir cümle kurarak bitireyim olayı. TNA'nin dedeler akımına kurban gitmesi de bunda çok büyük etken yani. Ya tabii eski zihniyet. Vince Russo, Hulk Hogan, Ric Flair, Jeff Jarrett. Ondan sonra Kevin Nash. GM'in adı neydi? Üst yönetimden bahsediyorum. Eric Bischoff. Eric Bischoff. Hayır. Eric Bischoff, TNA'nin o zamanki üst yönetimi, senaryo belirleyen yönetimi maalesef TNA'yi sağdı biraz. Anladın mı? Kankilerine para kazandırdı TNA üzerinden. Ne yazık ki bu gerçek yani. Bunu çoğu TNA fanı kabul etmez ama öyle. Evet Ege. Ondan sonra şöyle bir senaryo düşüncem var deyip kadınlara geçelim ondan sonra. Hı. Önce SummerSlam'da bir Intercontinental'a çıkar bu ikili. Ambrose, Rollins, The Miz. Hı. Sonra şeye yürürler böyle. Takımlar kemere yürürler çünkü Sheamus ve Cesaro çok boşta kalacak. Hardy Boys Revival'a yöneldi. Club vs. şey mi izleyeceğiz? Cesaro mu izleyeceğiz yani? Yani. Şöyle ama arada geçişler de olacak. Ambrose mesela güvenmeye çalışacak Seth Rollins'e. Güvenemeyecek. Ondan sonra güvenmeden kazanmaya çalışacaklar. Sonra ocağa doğru yavaş yavaş güvenecek. Ama ondan sonra bir fark edeceğiz ki ben hiçbir zaman sana güvenmedim diyecek. Sandalyeyle intikamını alacak. WrestleMania'ya kadar oturup hepimiz seyredeceğiz bu muhteşem feudu. Ki süper olur, muhteşem olur. Umarım olur yani öyle bir şey. Heel Ambrose, Seth Rollins, Face Seth Rollins ekstrem bir maçta işlerini bitirecekler yani. Hesabı görecekler. Kim istemez ki ya böyle bir şey? Herkes istiyordur yani, bu chat'teki falan. Herkes istiyordur. İşte forum istemiyor. Forum bu segmenti gördüğünde dedi ki direkt bir kısmını kastediyorum. Ay gene mi Shield? Abi Shield bu WWE'nin gerçeği yani, bunu kabullenmeniz lazım artık. Ya tabii canım, son 10 senenin en çok ses getiren 5 bilemedin 3 senaryosundan biri. Hoş geldiniz. Aleykümselam Emirhan. Yani her show konusunda Shield'ı gömerek olmuyor bu iş bence. Öyle orası öyle. Ki biz muhtacız yani, böyle senaryolara muhtacız abi. Çok elimizde az görüyoruz. Çok güzel bir senaryo fırsatı oluştu. Ona heyecanlanmak yerine oturuyoruz. Of gene mi Ambrose? Of çöp. Yani, güreşemiyor ring içinde. Böyle saçma sapan hater zihniyetine kurban gidiyoruz. Ya, Ahmet Tahir demiş. Rollins Allah aşkına turn yap diye. Rollins'in face performansını... Tamam çöp diyebilirsiniz eyvallah da. Bugün denmez yani. Bugün saçma. Ama çöp yani. Rollins... Ya, bir şey diyeceğim Ege. Rollins Allah aşkına turn yap artık ya demiş. Rollins'in yapacağız kardeşim, yapacağız. Face performansını gerçekten hiç beğenmiyorum. Evet Ege, devam edebilirsin, atlayalım. Artık süreyi biraz Aynen, sıklaştıralım. Çünkü zaten main event'te gene bir segmentimiz var Ambrose Rollins. Orada devam ederiz. Evet. Kadınlar segmentimiz var şimdi. Hı hı. Klasik dörtlü kadın. Sasha Banks ve en iyi arkadaşı Bayley. Nia Jax ve en iyi şampiyon diyelim. Önce Alexa Bliss'i söyleyelim. Şampiyon ve en iyi arkadaşı Nia Jax. Klasik bir şekilde Sasha Banks ve Bayley kazandı. Hı hı. Ben şöyle başlayayım olaya. Sasha Banks ile Alexa Bliss'in arasındaki gerçek nefretin feod'a tat katması diyorum ben. Doğru söylüyorsun. Yani ya. Sasha Banks'in tekmeleri gerçekleşti. Ciddi ciddi vuruyor yani bazı anlarda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Sasha Banks hakkında. Ortamlarda Dave Meltzer diye bir adam dolanıyor. Tamam mı? Bu adam atmosferden haber çıkarıyor kafasına göre. Spoilermış gibi orada burada yazıyor. Şimdi bak bir dakika. Neden bunu söylüyorum? Bu adamın forumda yok güreş puanlamaları, yok güreş maçı, güreşçi puanlamaları, onun değerlendirmeleri. Sanki bir güreş peygamberiymiş gibi, tanrı güreşçi tanrısıymış, güreş profesyonel güreş tanrısıymış gibi herkes bu adama itaat ediyor. Hayır, ben söylesem bunu, hatta ben Seth Rollins'e Kofi Kingston deyince benimle dalga geçiliyor. Ama bu adamın 2 hafta önce oralarda buralarda yazdığı Sasha Banks'i Vince artık sildi. İşte bir daha bu yüksek seviyelerde olamayacak. Bir daha ana kemer maçına çıkamayacak falan filan diye. Yani haberler yazan ve kafasına göre atmosferden spoiler uyduran bir kişiye ben artık daha fazla itaat edilmesini, sözlerine inanılmasını değersiz olarak görüyorum. Hatta bu konu hakkında chatte Dipanki Homo Sapiens şey demiş abi. Mesler iyi gazeteci fakat kötü eleştirmen demiş abi. Ya ben iyi gazeteci olduğunu düşünmüyorum abi. Ben iyi gazeteci de olduğunu düşünmüyorum. Adam atmosferden bakıyor, Cruiserweight'te Sasha'ya oynatıyorlar. Halbuki Cruiserweight'le ilgili bir çalışma. Bu Cruiserweight'in önemini göstermek için bir çalışmaken diyorlar Meltzer diyor ki abi Sasha Banks bir daha kemer yüzü seviye düştü. Bir daha ana kemer yüzü göremeyecek. Artık Ali Şeffaks'a yenilmesinin nedeni bu falan filan. Kardeşim Meltzer'e itimat edilmesin artık ya. Rica ediyorum. Ben artık Meltzer'i tanımıyorum abi. Benim sözlerime nasıl itimat etmiyorsanız Meltzer'e de etmeyin abi. Ya da benimle Seth Rollins, Kofi Kingston dalgası geçmeyin. Bu kadar basit. Evet, sözlerimi bitirdim. Ya ister etsin ister etmesin de her puanlama konusunda ortalık birbirine giriyor mesela. Şöyle en basit muhabbetler şöyle. Bu Japonlar nasıl 6 puan oluyor? Klasik Japon takıntısı. Bazıları şey yazıyor. J.P.O.N diye. A harfi noktalı. Her konuda bir WWE NJPW kavgası. Yani Furkan demiş, bazı siteler Meltzer antisi olduğundan onun adına uydurma haberler yapılıyor. Meltzer'in haberlerini uygun kaynaklardan okuyacaksınız. Oğlum konuyu sen açmıştın lan. Bu ne kadar değişik adamlar var ya. İsmail bırak Allah aşkına ya. Bu ne, bu da Meltzer yalayıcısı. Devam et sen, devam abo et. Ya tamam, sustum da. Neyse, Meltzer'e biraz nefretimi boşaltmak istedim. Pardon arkadaşlar. No, Ege gitti mi? Yok buradayım, buradayım. Devam et. Senin ses git geldi geldi de ondan. Hayır hayır, git devam et canım. Anlayamadım ne dediğini. Bir şey yok. Aynen, bazen gidip geliyorum. Hmm. Çay içtiğim için öksürüyorum. Biraz rahatsızım da onun için kapatıyorum mikrofonu. Buyurun. Abi ben şunu söyleyeyim. Pardon, lafını kestim. Bu SummerSlam döneminde kadınlar kemer maçının tekli olacağını düşünmüyorum. En azından Nia Jax olur mesela, Bayley olur. Bir olacak demek dörtlü ki bir şeyler. Dörtlü de olabilir. Çünkü Bayley şampiyon tuş etti, bir kemer hakkı isteyebilir. Nia Jax'in Alexa Bliss'ten zaten bir kemer sözü var. Sasha Banks de zaten Alexa Bliss'i yendi geçen PPV'de. Ben ama güzel bir maç bekliyorum yani. Bu dörtlü ringde olursa çok iyi olur. Burada Nia Jax'in bir yükselen performansı var Ege, farkında mısın? Bayağıdır ben iyi görüyorum yani Nia Jax'i. Evet, powerhouse olarak bence gayet iş yapıyor. Aynen aynen. Mesela Money in the Bank'te nasıldı? 10 numaraydı bence. Domine etti yani ringi. Money in the Bank? Kadınlar çanta maçında onunla bekliyorum. Ne zaman kadınlar ya? Kadınlar çanta maçında. Kadınlar çanta maçı SmackDown'daydı ki. Ya ben kafa gitti ya benim, pardon. Carmelo'nun cennet orası. He, bir de Becky Lynch'in. Aa, Caner kaçıncı postada aslında birader? pardon. Tamina'ydı o yazmalar. Tamina'ydı doğru. Karıştırdım. Cüsler aynı ya, karıştırdım. Abo. Ona yarın değiniriz, Tamina demişler alttan. Tabii de ya, yarın değiniriz. Zaten onun da senaryosu var. Senaryoya girecek. Neyse. Şimdi bir geçiştirmelik segment var. Ne kadar konuşmak isterseniz bilmem. Arthur Goldust. Yani geçelim. Bence de yani. Hiç chatbox'tan değinmek isteyen varsa değiniriz yani. Bir sorayım onlara. Geçelim. Konuşacak bir tarafı yok zaten. Pay-per-view'a taşınmadı bile maçlara. Şimdi şovun önemli anlarından birine geliyoruz. Şampiyon vs rakipleri. Hı-hı. Paul Heyman, Brock Lesnar ringe geliyor. Sonra Roman Reigns geliyor. Çünkü onun contender istemişti. WWE.com'da duyurmuştu. Roman Reigns Universal için hak iddia etti diye. Ondan sonra Kurt Angle aradan fırça çekiyor. Sen Strowman'ı öldürmeye yeltendin diye o tarz bir fırça çekiyor. Roman Reigns heel tavırlarına devam ediyor ısrarla. İyi yaptın, bence teşekkür etmelisin. Bundan sonra Lesnar geliyor. Lesnar da konuşuyor falan. Sen bir boku hak etmedin diyor. Aynen bu sözlerle. Sen kenara geç diyor. Samoa Joe geliyor ve bence muazzam bir promo kesiyor. Seyirciyi alevlendiriyor. Ya ama zaten Joe'nun ben memleketi zannettim ya. Joe müziği çaldı. Ringe yürürken arena Joe diye yıkılıyordu ya. Ya öyle güzel abi, bir maç çıkardı ki Great Balls of Fire'da öyle güzel bir performans gösterdi ki feud boyunca mikrofonda ya herkes izlerken o gerilimi yaşadı. Hissetti ya. Senaryoyu hissetti. Büyük maç üstüne aldık yani. Aynen öyle. Ya şu şov gösterdi ki abi Fatal 4-Way maç lazım yani bize. Dörtlü maç lazım abi ana kemer için. Hepsi de olması lazım. Dördünün de. İnsanlar izlerken... Joe'nun şöyle bir sözü var. Çok etkileyici geldi bana. Konuşurken yüzüme bakacaksın. Yoksa burada işi halledebiliriz. Muhteşem ya abi. Ya Joe Lesnar ben NXT'den Joe'yla. Aynen NXT'den 1,5 sene yükselmesini bekledim. Ancak bu kadar müthiş ve kusursuz bir performans beklemiyordum. Joe beni yanılttı olumlu anlamda ve potansiyelinin de üstüne çıktı. O yıllarca TNA'de ana kemer almasını, tekrar ana kemer kazanmasını beklediğim 2010'dan sonraki periyottan çok daha fazlasını gösterdi bize Joe. Kimse bunu beklemiyordu bence. Bence de. Ben çok... Tyson Kidd'i emekli etmekten bir nevi bu seviyelere geldi. Fanların gözünde inanılmaz kötü bir imajı vardı. Şimdi bir de. Evet, İsmail... Şu an gittiği her şehirde destek alır bence. Her şehirde. İsmail demiş Joe şu an Raw'daki günlerini hatırlatıyor. Bırakın TNA'yı demiş yani. O kadar iyi demiş. Ben Raw'u çok izlemediğim için bilmiyorum. Emre Toker SummerSlam'de Strowman, Joe, Lesnar, Roman Reigns maçı ayrılı olsun demiş. Bakalım hala geleceğiz ona zaten. 2 dakika sonraki konumuz o. Ben bekliyorum abi. Umarım iyi ki öyle bir maç olur yani. İlk defa Roman Reigns mesela bir segmentte arka planda kaldı. Bu çok ilginç. Değil mi? Seyircilerin tepkisini çekmedi çok fazla. Samoa Joe öyle parladı ki. Roman Reigns arkada sustu kaldı. Bu arada şeyi unutmayalım. Paul Heyman'ın efsane mimikleri abi. Yok böyle bir şey ya. Ya o standart mimikleri abi. Tabii yani standart. Sonra en sona gelelim segmenti. Kurt Angle genel menajerimiz. Onunla ilgili segmentimiz var, konuşacağız. Roman Reigns vs Samoa Joe maçını duyuruyor. Samoa Joe tabii ki orada diyor ki orada şimdi gafımız çıkmasın ortaya. Ben seni 2 defa yendim, sen beni hiç yenemedin diyor. Doğru söylüyor şu anda. Kazanan Brock Lesnar'ın karşısına çıkacak SummerSlam'da. Plan bu. Ya bakın federasyonun bahis sektörü bu işin içine girdiğinden beri baş gösteremediği bir şey vardı. Senaryoların ne olacağı çok çabuk kestirilebiliyordu. Çünkü bahis sektörü işin içine girdiğinden beri maç sonuçları ve senaryoların ne şekilde izletileceği basitçe anlaşılabiliyordu. Bahis şirketleri tarafından sosyal medyaya yansıtılıyordu oranlar sayesinde. WWE bugün bunu başardı ya. Hala SummerSlam'de ne olacağı belirsizlikler içinde. Birebir maçta Strowman'la mı, Reigns'le mi, Joe'la mı, yoksa üçlü maç mı, dörtlü maç mı? Ben gerçekten SummerSlam'i bu konuda kendimi çok hype'lar oldum. Heyecanla bekliyorum. Evet. Şu 4 isminde momentumu şu an harika yani. 4 saydığımız 4 kişinin momentumu çok iyi şu anda. Aha. Ya Joe mesela maça da çıkarken acaba dedirtti bize sürekli. Sürekli acaba'yı bize hissettirdiği için ben mükemmel bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Hala da acaba'sını kaybetmedi. Bak karşısında Roman Reigns var. Çıktığı her şeyi, yani mücadele ettiği her şeyi kazanmış bir adam var. Hala da acaba diyoruz. Yine kim kazanacağını tahmin edemiyoruz, kestiremiyoruz. Samoa Joe öyle bir performans gösteriyor çünkü. Çok iyi. Çok iyi. Çok beğeniyorum. Braun Strowman'ın da ben kemer hakkı isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü onun yerinde olsam istenir yani senaryo gidişatı. Ben haftaya maçı basacağını düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde tam oraya getiriyordum. Durum şu. Şimdi Universal kemeri için hak iddia eden adamı sen yeniyorsun ambulans maçında. Doğal olarak kemer hakkın olur yani. Ha, yani oraya geleceğim. Roman Reigns geliyor, kemeri istiyor. Bir gün önce çıkan Roman Reigns'le maça çıkan müsabakanın galibi Braun Strowman ortada yok. Yani Braun Strowman da dediğin gibi bir hak iddia edecek ve dörtlü yakın gibi görünüyor. Bana göre de. Yani dörtlü olması beni çok eğlendirecektir. Niye diye soracak olursan maçın sonucu o kadar tahmin edilemez ve kestirilemez olacak. Benim de beklediğim dörtlü maç abi. Ama çok istiyorum, böyle bir maç lazım bize yani, ilaç gibi gelir. Kesinlikle. Sonucu muhtemelen Reigns olur ama maçın hype'ı, gidişatı, ring içi falan o kadar heyecanlandırıyor ki. Ya bu radyo yayınlarında gerçekten konuşacak çok şey buluruz dörtlü maç olursa ki. Yani o kadar çok main eventer potansiyelli adam var ki. Ya bu maç kesinlikle dörtlü olmalı. Abi şunu söyleyeyim. Aşağısı mesela boş kalmayacak çünkü. Ha birebir yaparsın, korkarsın aşağının boş kalmasından. Ama bu maç aşağıyı boş bırakmaz dörtlü olursa. Evet, mesela söyle. Şu an 4 isim öyle parladı ki ya. Mesela Bray Wyatt'ı konuşmuyoruz değil mi mesela? Konuşamıyoruz bile. Çünkü 4 isim çok parladı. Aynen öyle. Aynen. Bir adam şampiyon zaten. Tabii. Bir adam şirketin yeni yüzü. Yani. Bir adam son şovuyla muhteşem anlar çıkarttı. Aynen. Bir adam da geldiğinden beri neredeyse devrilmiyor. Aynen öyle. Strowman. Ver ya abi. Büyük adamların bu kadar iyi yansıtılması mutlu ediyor açıkçası. Kesinlikle. Bu konuyu haftaya bırakalım Ege'cim. Diğer segment. Aynen, çok uzattı. Daha haftaya da geleceğiz. Cruiserweight. Ben hiç konuşasım gelmiyor bu konuda. Konuşmaya değer bir şey yok, aynen dediğin gibi. Ben de. Yarın Cedric Alexander'la Noam Dar maça çıkacakmış. İyi, hayırlı olsun. Tebrikler. Kimse izlemiyor zaten. Kendileri bile kendilerini izlemiyor. Evet. Ben izlemiyorum. Ya benim bir fikrim yok, evet. Bray Wyatt'la Seth Rollins ikinci maçlarına çıktılar. Bray Wyatt Seth Rollins'e karşı 2-0 yaptı. Gene kısmi bir hile demeyeyim de kısmi bir çakallıkla, headbutt'la bu sefer de yaptı. Eye poke'la değil. Bray Wyatt kazandı, gitti. Sonra Miz ve ekibi, Miz Toraj geldi. Seth Rollins'e saldırdı. Bu sefer de Dean Ambrose kurtardı onu. Ve şovu kapattılar. Ama son şeyi söylemedin. O Kurt Angle'la Kore'ye. Ona sonra geleceğim. Şimdi buna kısa bir değinelim. Sonra Kurt Angle'a geleceğim. Yani Bray Wyatt'ın da kazanabilir olduğunu gördük. Açıkçası Seth Rollins çok alt seviyelere düştü bu mağlubiyetle birlikte. Nasıl karizmayı toparlayacak bilmiyorum. Fakat bir tepki vereceğini düşünüyorum SummerSlam'e kadar. Nasıl bir senaryoya girebileceğini kestiremiyoruz. Çünkü Bray Wyatt ile feud artık bitti diyebiliriz. Yani Raw'da maça çıktılarsa bitmiştir. Yani bundan sonra SummerSlam'deki maç ne olursa olsun anlamsızlaşacaktır zaten. SummerSlam'de Bray Wyatt Seth Rollins maçı beklemiyorum. Fakat öte yandan Seth Rollins'in çok büyük bir patlamayla geri dönebileceğini de fikirlerimin arasında var. Caner? Ben de öyle bir şey bekliyorum ama şimdi umarım Samson'da maça çıkmaz yani şimdi Seth Rollins. O kadar konuşuyoruz ediyoruz ama çıkmaz yani inşallah. Allah korusun vallahi billahi. Yani o kadar hype'landık şu anda. Yani Seth Rollins şu an mid card diyebilir miyiz? Upper. Öyle gözüküyor. Ya upper card, mid card. Aynen öyle. Main event gibi duran mid card statüsünde. Aynen öyle. Ara güreşçi hatta. Ya Elias Samson falan çünkü mid card yani şimdi. Öyle. Yani. Rollins kapak adamı ya demiş. WWE 2K18'e laf atmış. Push alacaktır demiş. Ya tabii. Ben dedim büyük bir patlama yapacaktır Survivor serisi doğru zaten. Evet Ege. Yani Dean Ambrose bu sefer karşılık verdi. Onu kurtardı. Hı-hı. Ama muhtemelen sürtüşeceklerdir gelecek haftalarda sürekli. İşte ben Miz için kurtardım. Seninle bir ilişkim yok tarzında. Birkaç show daha devam eder. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Ya belki Night of Champions demişim. Clash of Champions'a alışkanlıklar. Evet. Ondan sonra yani bir anda böyle etkileşime geçmeleri Dean Ambrose'la Seth Rollins'i çok heyecan uyandırıyor. Show'da en heyecanlandığım an bu benim için. WrestleMania'ya kadar uzatabileceğiniz bir field var elinizde çünkü yanlış mı? Yani Kevin, Dean Ambrose, AJ Styles dahi o senaryoyla o kadar uzanmışsa yaklaşık bir 6 aylık periyot Seth Rollins, Dean Ambrose'un uzamaması için hiçbir neden yok. Şimdi şöyle bir şey var. Dean Ambrose'un performansı Seth Rollins'in karşısına çıktığı zaman 2 kat oluyor. Hı hı. 2014'te gördük, 2015'te gördük, 2016'da Battleground öncesi gördük. Hı hı. Yani çok güzel bir şey olacak gibi gözüküyor. Önce mistorajla falan uğraştılar böyle hafif geçiştirmelik de. Hı hı. Main event'e de koydular yani. Ciddi bir şey olacak bence. Evet enteresan oldu. Miz niye saldırdı Seth Rollins'e? İşte bunlar çok merak edildi. Ben de mi merak ediyorum açıkçası bunu? Show sonu bir olay oldu. Ben de onu anlamlandıramadım. Ege neydi o show sonu olay? Gelecek haftanın ana konusuna geliyoruz şimdi. Hı hı. Kurt Angle ve Corey Graves ikilisi gizli mesaj işinin bittiğini haftaya artık kimin olduğunu açıklayacaklarını söylediler. Yani buradan bir SummerSlam feod'u çıkabilir mi diye düşünüyoruz. Stephanie McMahon ve Triple H gibi. Seçeneklerde Triple H var, Dixie Carter var diye düşünüyorum. Yani forumda konuşanları söylüyorum. Ben Dixie Carter'ı beklemiyorum, Triple H bekliyorum ama. Abi beraber. Geçtiğimiz haftalarda Kurt Angle'ın altın madalyalı bir isimden bahsettiğini duyduk. Neydi bu altın Bayley madalya muhabbeti? Mi? Ne? Hani Bayley. Aşk senaryolarına falan girecek diyorlardı. Aynen doğru dedin. Atlamayalım bunu. Doğru dedin. Corey Graves'le ilgili öyle bir haber düşmüştü ve bir nokta atışı yapmış olabilirsin Ege Yürüten tarihe. Yani Corey Graves'in sürekli Kurt Angle yanında bitmesi bir şey Bayley olabilir mi diyorum açıkçası içimden. Güzel yakaladın aynen. Bayley'e de bir değişiklik gelir acaba aşk senaryosuna ne yapacak? Hep böyle sarılma çocuklar izi ekseninden mi çıksın bir zahmet? Ki şu Bayley şu aralar düşüşte yani. Ki ben sevmiyorum. Düşürülüyor da zaten. Aynen. Tepki alamadığı için çok fazla. Yani inşallah tabii Mehmet yeşil olur altın kemerli ya da Taha Akgül altın madalyalı. Yani biri 40 Pınar pehlivanı, biri 40 Olimpiyat pehlivanı. Evet Egeciğim. Ama Bayley konusu Dixie Carter ne diyorsunuz şimdi? Yani zor abi ve ben uçuş modunda görüyorum biraz o ihtimali. İşte. Gerek var Dixie mı? Gelir. Ya gerek Dixie var mı? Dixie gelmez Shane McMahon gelir yani ya, öyle diyorum. Gerek var mı Dixie Carter'a? Kim abi Dixie Carter? Güzel soru bence. Gerek var mı? Şu an hakikaten gerek var mı? Ya şu an değil. Dixie Carter kim abi? Kim? Abi geç. Tayfa ağlıyor hocam. Ya yengem ya. İşte annem. Ya bırak ya. Ha tamam. Bu haftalık bu kadar. Ne diyelim? Dur bir de Triple H konuşalım öyle kapatalım olayı. He söyle. Triple H'de Stephanie McMahon da olabilir. Çünkü ya Stephanie çok yüksek ihtimal bence. Çünkü Stephanie McMahon'ın GM'lerle arasının iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Face GM'lerle. Mick Foley'i kovduran kendisi. Authority ile şovları yöneten kendisi. Bunun başından da o çıkabilir mi? Yok. Triple H vs. Kurt Angle gibi. Ya abi, bu şey söyleyeceğim. Kurt Angle'ın çok yakın zamanda ring içine dönebileceğini konuşmuştuk. Ama o yakın zaman bence burası değil. WrestleMania falan. Evet Ege, Caner. Şunu da söyleyeyim, hani kapatıyoruz da biraz. Onun şunu söyleyelim. Hani Raw bence senaryo anlamında iyi yola giriyor abi. Heyecanlandırıyor en azından. Kesinlikle. Toparladılar yani yavaşça. Kesinlikle. Toparladılar. İzlenirse merak ediyor yani insan. Onu demek istiyorum. Ben haftadaki şovu çok merak ediyorum. Kesinlikle. SummerSlam draft sonrası Raw seviyesine geldi. Aynen. Çok iyi yola girdiler şu anda. İyi iş çıkarıyorlar. Son olarak da şova puanımızı verelim. Chatbox'a da soruyoruz puanı. 5 üzerinden şova... ben 4 veriyorum. Bu güzel şov. 5 üzerindense ben 3.5 veriyorum abi. 3.5'tan 4'e yuvarla şimdi. Tamam 4 olsun. Seni mi kıracağım? Ben de 4 veriyorum. Yani klasik uyutucu Raw şovlarından sonra bu şov çok iyi geldi bana. Bana da. Cruiserweight ve Goldust dışında hiç sıkılmadım diyebilirim. Aynen öyle. Aynen öyle. Cruiserweight zaten haftalık sıkılma şeyimiz. Haftalık tuvalet molamız o bizim. Ki şunu da söyleyelim, bence Goldust'la Arthur'un olayı şovu doldurmak için yapılıyor. Belli yani. Şov da olsun ne olursa olsun yani. Tabii pay-per-view'a daha iyi taşımadılar maçlarını. Yani her şovda bir anlamlılık vardı, her segmentte. Geleceğe dair bir ışık vardı. Hemen devralıyorum. Raw böyleydi bana. Aynen öyle. SummerSlam'e girdiğimizi hissettik. Ve SummerSlam tünelinde çok farklı şeylerle karşılaşacağımızı, çok heyecanlanacağımızı, çok hype'lanacağımızı, aşırı gerileceğimizi main event olarak. Ve aynen bunların toplamında... Ara kartlarda da çok heyecanlı tabii ki bunların toplamında çok eğleneceğimizi düşündürttü bu Raw Show'uyla. Bellas Legacy 3 demiş. İsmail 5 üzerinden 3 demiş. Bakıyorum. 4 demiş. Kevin Owens 4 demiş. Kamil, bizim Kamil 4 demiş. Emre The Longman 4 demiş. Pardon 1 demiş sonra. Ya bıraksın hikayeyi. The Funky Hikmet de 4 demiş abi bu arada. 2 ya da 3 demiş. Stephen Trueway 3.5'tan 4. Hikmet Zeybek 4 demiş. Aynen öyle, Rising Generation. Alper Canbaz WhatsApp'tan yaz, ben sana halledeceğim. Uzun lafın kısası güzel bir şey oldu şimdi. Yalan demeyelim. Kesinlikle, güzel bir şey oldu yani. Radyoyu kapatmadan evvel son olarak da şey değinir. SmackDown'dan neler bekliyoruz? Kısaca hemen. Vallahi SmackDown'da Raw'ın temposunu bence. Raw'ın temposunu yakalamasını bekliyorum. Çünkü 2 saat daha kıymetli değerlendirilebilir. Daha dolu dolu değerlendirilebilir. Yarın da SmackDown radyomuz olacak Allah'ın izniyle. Görüşmek dileğiyle. AJ Styles'ın söyle. AJ Styles'ın yeni kemerini kazanmasının şova neler getirecek? Miss Money in the Bank, Baron Corbin, Jinder Mahal'ın klasik sıkılmacaları. Randy Orton. Aynen öyle. Randy Orton yok yalnız. Randy Orton. Ama benim düşüncem abi, Raw After SummerSlam öncesi Raw daha iyi geçecek bence bu süreci. Çünkü senaryolar kaliteli olduğu için. Yani Raw elinde çok fazla potansiyel main eventer var. Tabii. Çok fazla heyecanlandırabilecek isim var. SmackDown'da şampiyon Jinder Mahal. Evet, son sözü söyledik. Radyoyu kapatalım yavaştan diyoruz. Ben son sözü söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum dinlediği için. Bütün hocayı seviyorum. Hepinize saygılar diyorum ben de. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle yarın. Görüşürüz. Bay bay.